Sevgili dostlar merhaba, Astro Felsefe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rahu Ketu transitinden bahsedeceğiz. Rahu Ketu çok önemli iki tane gölge gezegen. Neden önemli bunlar? Bunlar karmik gezegenler ve bunların geçişleri, transit olduğu yerler haritada çok ama çok önemli. Neden karmik gezegen? Aslında o hikayeye baktığımız zaman Hint felsefesinde biliyoruz asuralarla devalar şeye karar veriyorlar. Bir okyanusta, o süt okyanusunda bizim dediğimiz orada o denizde ve dağla birlikte o hikayeye mutlaka bakın, çok detaya girmek istemiyorum. Asuralar bir tarafta ve devalar bir tarafta, fakat devaların amacı o Amrit denilen o süt okyanusundan bir nevi kaymak yapıyor şekilde. Çünkü o Mahanaga, o yılan, o dağın etrafına sarılıyor. Bir tarafta devalar, bir tarafta asuralar, iyi tanrılar ve kötü tanrılar bir nevi çekmeye başlıyorlar. Vishnu, Lakshmi, onlar da tam ortada. Ve bu arada bu hikayeyi ben evlileri anlatırken sanırsam o videoda olması lazım, resimlerle anlattım. İlgisi olanlar da dönüp bakabilirler o videoya. Belki bu videonun altına onun linkini ekleyebilirim size, kolaylık olsun diye. Ve o şekilde amaçları o ölümsüzlük iksirini oluşturmak. Ama Asuralara söylemiyor devalar ve Amrit ya da Amrita iyi alıyorlar ölümsüz iksirini. Güneş, Ay, Satürn, bütün gezegenler bir aradalar. Naga bunu fark ediyor, Mahanaga bunu fark ediyor. Mahanaga bu arada Asuralarla birlikte onların tarafında, aslında Venüs'ün tarafında bir nevi. Tam Amrit yerde içmeden önce bir damla düşüyor, geliyor ve yalıyor. O yüzden yılanın iki dişi olduğu, çünkü Amrit o iksir kesiyor dili. O yüzden hani çifttir yılanların dili şeklinde yorumlanır. Fakat ilk görende Ay ve Güneş fark ediyorlar Mahanaga'nın o yaladığını, iksiri, ölümsüzlük iksirini, ve hemen Lord Shiva'ya koşarak bildiriyorlar, şikayet ediyorlar. Lord Shiva hemen geliyor ve yılanı ikiye bölüyor, kafasını uçuruyor direkt. Fakat ölümsüzlük iksirini yaladığı için iş işten geçmiş oluyor. O yüzden Rahu baş, Ketu da son, kuyruk olarak katılıyor. Şimdi Rahu ve Ketu'yu biz görmüyoruz gökyüzünde. O yüzden çok enteresandır. Rahu Ketu'nun özellikle güneş tutulması ve ay tutulması döneminde o bölgede gölge gezegen olarak ortaya çıktığı ve o enerjinin oradan çıktığına inanılır. Ve bu çok büyük bir yeri var Vedik astrolojisinde. Etkilerinden de biraz bahsedeceğim neden olduğunu. Şimdi Rahu geleceği gösteriyor, dünyevi olan olaylarla gösteriyor. Çünkü Rahu, o yılanın başı, sürekli bu dünyada o ölümsüzlüğü aldı diye, o yüzden büyük bir hakimiyeti var. Öbür taraftan kuyruğu Ketu da başı olmadığı için sürekli bir arayış içinde ve bu dünyaya ait değil, öbür dünyada kalmış. O yüzden geçmiş yaşamı temsil ediyor. Öncelikle bir güneş tutulması ve ay tutulmasına bakalım. Çünkü özellikle güneş tutulması yılda iki kez olur. Ve güneş tutulması güneşle Rahu'nun ve ayın üçünün bir araya gelmesiyle oluşur. Genelde biliyoruz güneş ve ay tamamıyla güneşle dünyanın arasına geçerek dünyaya güneş ışınlarının gelmesini engeller. Güneş tutulması bu şekilde olur. Dikkat ederseniz aslında o kadar doğaüstü, inanılmaz bir olay. Çünkü düşünün, ayla güneşin ve
dünyanın konumu o kadar ilginç bir şekilde sıralanıyor ki Ay'ın cismi tamamıyla Güneş'i kapsıyor. Bir belgesel izledim bundan birkaç ay önce belgesel izlemiştim. O belgeselde mesela dünyanın sürekli yörüngesinin değiştiği için atıyorum bundan belki 500 bin yıl sonra falan filan Ay'ın o mesafe açılacağı için Ay artık kapatamayacak belki de Güneş'i. Çünkü o sıralanış gerçekten enteresan. Hani neden bu kadar dört dörtlük bir şekilde Ay Dünya ile Güneş'in ortasına girip direkt Güneş'i tamamen kapatıyor. Çünkü baktığınızda bir halka gibi görünüyor. Rahu orada olduğu an oluyor bu. Ve aynı şekilde diğer daha sonra olan Güneş tutulması da Ketu'ya denk geliyor. Çünkü o eksenden dolayı iki Güneş tutulması var yılda. Gölge orada aslında çok önemli bir anlamı var. Gölge gezegen denilmesi. Çünkü gölge yaratıyor ve o tam evren galaktik merkezine denk gelir. Özellikle o döngü değişir. Rahu Ketu ya da Ketu Rahu olabilir. O hani kara delik döneminde o yüzden oradan bir Rahu Ketu enerjisinin açığa çıktığına inanılır. Bu o yüzden karmik olaylarla ilgilidir. O yüzden Rahu Ketu karmik olayları açığa çıkarır. Çünkü bu o ilk başta anlattığım Hint felsefesiyle ilgili olan da bir karmiktir. Çünkü Rahu ve Ketu'nun o iksiri içmemesi gerektiği için o yılanın ve içtikten sonra bölünmesiyle ilgili aslında karmik olaylar başlar bir nevi. O yüzden çok anlamlı. Gölge gezegen demesinin özelliği de özellikle bu enerjinin gölgede kalmış olan, karanlıkta kalmış olan şeylerin açığa çıkarılmasıyla alakalıdır. Buradaki enerji karmik olayları gerçekleştirir aslında. Hem toplum için, çünkü özellikle güneş tutulmasının denk geldiği yerlerde bir takım karmik şeyler olur. Her taraftan görülmediği için. Ama bunun dışında kişinin üzerinde de karmik etkileri olabilir. Haritada baktığı yere göre değişir. Güneşle Ay çok enteresan. Çünkü Güneş babayı temsil eder, Ay anneyi temsil eder. Güneş gündüzdür, Ay gecedir. Güneş erkektir, Ay kadını temsil eder. Güneş vericidir, ışığı saçar, ışığı verir. Ay da ışığı alır, alıcıdır. O yüzden orada dişi erkek rolü vardır aslında. Anneyi temsil eder Ay, Güneş babayı temsil eder. O yüzden Güneş tutulmasında tam Güneş ve Ay'ın bir araya gelmesi ve o bir şekilde oturması bir nevi aslında bir ürünün, bir enerjinin açığa çıkmasıyla alakalıdır. O yüzden çok önemli bu olayı anlamak ve Rahu ve Ketu ile alakalı olarak yılda iki defa. Bunun dışında güneş tutulmalarından 2 ay önce, 2 hafta önce ve 2 hafta sonra ay tutulmaları olur. Bu da çok önemli çünkü ay tutulması da dolunay olduğu zaman gerçekleşir. Bu da önemli. Onda da olay nedir? Bu sefer dünya ayla güneşin arasına girip güneş ışınlarının aya gitmesine engel oluyor. O yüzden bunlar doğaüstü olaylar ve enerjilerin açığa çıktığı ve bu enerjilerin insanları hem topluluk anlamında hem de bireyler anlamında etkilediği olaylar. Bu olayları anlamak çok önemli. Şimdi gelelim Rahu, Ketu neler oldu? Biz biliyoruz. Ketu Muğla nakşatrasındaydı ve Rahu o zamanlar Ardıra nakşatrasındaydı. Ve bu bütün olaylar olmaya başladı. Muğla Ketu tarafından yönetilir. Ve hani yıkımlar, Covid o şekilde. Dünya enteresan bir dönemden geçiyor. Azınlıkların sorgulandığı bir dönem aslında dikkat ederseniz. Çünkü Ketu öyledir. Ketu azınlığı temsil eder. Ketu
arayışta olanları temsil eder. Çünkü Ketu kuyruktur ve arayışta olan kişidir. Ketu hangi evinizde ise oraya baktığınız zaman hep o evle ilgili kişi arayış içindedir. Birinci evde ise kişi sürekli arayış içindedir, benliğini bulamaz. Yedinci evde ise kişi sürekli ilişki arayışı içindedir, ilişkiyi bulamaz. Eğer Ketu dördüncü evde ise anneyle, aileyle, içinde bulunduğu ortamla belki ilgili sorunlar olabilir. Ketu 10. evde ise kariyerle ilgili belki kişi arayış içinde bulunur. Eğer Ketu 5. evde ise 5. ev çocuk evi, belki çocuklarına bağlılık olmayabilir. Belki Ketu 5. ev bu arada o zekayla, düşünceyle alakalı, belki onunla alakalı bir sıkıntılar olabilir. O yüzden Ketu'nun ilacı da bütün buralarda o spiritüellikle ilgilidir. Çünkü Ketu o geçmişe gitmeye çalışır. O yüzden o geçmişten gelen enerji orada Ketu'yu iyileştirir. Rahu da bunun yanında, Rahu tamamıyla tek kafa olduğu için Rahu da her şeyi isteyen, her şeyi yiyen, sürekli böyle obur gibi düşünün, o tarz bir enerjisi vardır. Çünkü Rahu bu dünyayı, çünkü amaç odur, o amrit şeyini içmiştir ve benim bu dünyada olmam gerekiyor. O yüzden Rahu enerjisi hem takıntılı bir enerjidir, her şeyi isteyen bir enerjidir. O yüzden Rahu çok verebilir fakat sonra da birdenbire alabilir. Aslında Rahu enerjisi karmik dengeden dolayı sizin nereye gitmeniz gerekiyorsa sizi eninde sonunda oraya götürür. O yüzden önemli. Rahu dediğim gibi Ardra'daydı, o dönem başladı. Şimdi yavaş yavaş kaydı ve Mrigashira'ya geçti. Daha sonra da İkizler Burcu'na geçti Rahu. Bu dönemde de ne oldu? Duyduğumuz şeylere inanmamamız lazım. Boş vaatler verilebilir. Özellikle de Rahu eterle, gazla alakalı olduğu için hava grubu burçlarında daha aktif hale geçer. Aynı zamanda toprakta da. Ketu bu arada su grubunda çok çok mutludur. O yüzden akrepte yücelir. Ve Ketu aynı zamanda Mars'la alakalı, o ateş enerjisiyle, yıkıcı enerjidir, kesici enerjidir, onunla alakalıdır. Rahu o yüzden bu dönemlerde çok fazla şeyler söylendi, sonradan gerçek olmayan bir takım şeylere. O yüzden dikkat etmek lazım, özellikle bu dönemde inanmamak lazım. Özellikle varlıklarla ilgili, gelirlerle ilgili bir takım vaatler bulunuluyorsa bunların sonradan gerçek olmadığı ortaya çıkabilir. Bu arada Rahu ve Ketu geri gidiyorlar. Rahu Ketu hep geri gider. Rahu Boğa burcuna, Ketu da Akrep burcuna geçecek. Ketu Akrep burcunda yüceldiği yer, Rahu da Boğa burcunda yüceldiği yerdir. Bu Eylül 23'de Türkiye'de, onu mutlaka kontrol edin. Türkiye için de 22-23 Eylül olması lazım. Ondan sonra çok güzel, değişik bir dönem başlıyor. Şimdi biliyoruz neler oldu Covid ile ilgili. O yüzden belki Ketu'nun Akrep burcuna geçmesi, çünkü Ketu temizleme ile alakalı. O yüzden bir şekilde birden her şeyi temizlemeye başlayabilir. Rahu öbür yandan biraz dikkat etmek lazım. Çünkü artık insanlar zaten çok bunaldılar. Rahu eğer ikinci eve denk geliyorsa biriktirmek gerekir. Çünkü burada biriktirilen para mutlaka daha sonra iyi bir şekilde kullanılmak zorundadır. Yoksa karmik amaçla kullanılmazsa bu para geldiği gibi bir şekilde biter. Rahu'nun geldiği yerlere bağlı olarak, diyelim Rahu birinci eve denk geliyorsa, kişinin birinci evine denk geliyorsa, bu kişide çok fazla kendine yönelmiş, kendini belki de çok beğenmiş, her şeyi kendine isteyen, kendini düşünen, sadece kendine yönelmiş kişiler olabilir. Dediğim gibi Rahu sizi ne kadar yükseltiyorsa, o bir balon gibi, tekrar o balon bir anda patlayabilir ve düşebilirsiniz. O yüzden çok yüksek, çok büyük bir düşüşe sebep olabilir. Bu açıdan önemli. Eğer Rahu 12. eve denk geliyorsa belki bu yurt dışına seyahatleri gösterebilir. Kişi bu arada belki sıra dışı,
spiritüelliklere yönelebilir. Rahu 12. eve denk geliyorsa, Rahu 11. eve denk geliyorsa bu kişi yüksek arzularının olduğu ödüller, promosyon, büyük paralar getirebilir. Geniş toplu paralar, ödüller gelebilir. Özellikle toplumlarla ilgili. Büyük kardeşlerle ilgili belki paralar olabilir. Rahu 10. eve gelirse bu kişi de kariyer anlamında çok büyük ün, şöhret olabilir. Kariyer, çok güzel kariyer fırsatları çıkacağı bir dönem olur. Rahu 9. eve gelirse belki babaya yönelik bir takım şeyler olabilir. Babaya karşı takıntılar olabilir. Ya da öğrenmeyle ilgili bu kişiler belki sıra dışı şeyler öğrenmek isteyebilirler. Bir anda hiç daha önceden yapmadıkları şeyleri bir anda öğrenme isteği olabilir. Bu kişiler yanlış guruları bulabilirler, yanlış hocaları bulabilirler. Başkalarının, o doğru olmayan kişilerin peşinden gidebilirler. O yüzden bu dönemde o Rahu her şeyi çok büyüttüğü, her şeyi çok güzel gösterdiği için dikkat etmek lazım. Rahu 8. evde olursa, çünkü 8. ev o sıra dışı ya da gizli kalmış seks hayatı olabilir, bu evlilik dışı ilişkiler olabilir, o tarz şeylere yönlendirebilir. Dikkat etmek lazım Rahu'nun burada konumu, aşırılığa sebep olabilir. Hatta o zührevi hastalıklar durumunu belki arttırabilir Rahu burada, o riski arttırdığı için. Rahu burada belki mistik, kalt, tarikat şeylerini biraz arttırabilir, sıra dışı şeyler getirebilir. Rahu burada miras bırakabilir. Yani bir anda beklenmedik bir para gelebilir. Bir şey olabilir. Evinize belki sigortadan para alabilirsiniz. Rahu bu tarz şeyler getirebilir burada. Rahu'nun 7. evde olması kişinin sürekli bir ilişki içinde oluşuna, hatta bir sürü ilişki. Çünkü çok fazla belki sevgililer olabilir, karşılarına fırsatlar çıkabilir. Belki yeni işler başlatabilirler. O tarz kaynaklar, ilişkiler, yeni işler başlayabilir. Rahu 6. evde sizi korur. Fakat Rahu 6. evde değişik semptomlar verebilir size. Bir türlü tanısını koymadığınız hastalıklarınız olabilir. Ya yanlış tanı konulabilir. Atıyorum mesela gidersiniz bir anda size o kolit oldunuz ya da bağırsağınızda bir şey var denir. Tanı konulur. Sonra o tanının yanlış çıktığı belli olur. Ya da bir tanı konulur. Bu sefer yanlış olan tanı doğru olan tanı olur. Yani böyle çok karışık şeyler Rahu hastalıklarla ilgili bir takım kafalar karıştırabilir. Fakat Rahu eğer hastalık varsa ne yapar, ne eder? O hastalığın çözümünü de size bir şekilde getir. Onu da bulursunuz. Rahu'nun çünkü 6. evdeki konumu aslında iyidir. O enerjiyi dediğim gibi çok iyi kullanmak lazım. Çünkü Rahu 6. evde doğum haritasında olanlar aslında şifa veren bireyler olur. Bu kişiler iyileştiren, özellikle doktor, hemşire, o tarz kişiler olabilir. Hatta Bill Gates'in mesela Rahu'su 6. evde ve Kate 12. evde ve o şu anda mesela ışığı veriyor, yardım ediyor ve K2 da yabancı ülkeleri temsil eder. Yabancı ülkelere verip o K2'nun olduğu yerde çünkü hastalıklar bir anda silinir. K2 yok eder. Ya da K2 immün sistemini özellikle 6. evde aslında arttırır. İmmün sistemini iyi yapar. Rahu 5. eve geldiği zaman 5. evle ilgili aşırılıklar olabilir. Bu arada belki çocuğunuz olabilir. Beklemediğiniz ya da bir hani IVF falan, o tarz teknik bir şey kullanarak belki, yani sıra dışı olan bir şeyle, olağan dışı olan bir şeyle aslında Rahu orada çocuk verebilir. Bu arada doğum haritasında Rahu orada olanlar, bu çocuklar çok meşhur olabilirler sonra. Bu tarz şeyler var. Düşünceyle alakalı, çünkü 5. ev düşünceyle alakalıdır. Düşünceyle ilgili sıra dışı belki bir takım yaratıcılık, o sanat,
O tarz şeyler, ilginç şeyler verebilir Rahu size 5. evde. 4. evde Rahu annenize karşı takıntı olabilir. Annenize yönelik, eve yönelik sürekli bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Anneyle ilgili belki bir takım kısmetler, bir takım güzel şeyler olabilir. Rahu burada olursa. 3. evde de arkadaşlarla ilgili belki arkadaşlara çok yönelme, kardeşlere, küçük kardeşlere çok yönelme. Belki sosyal medyada bir abartılık olabilir. Sosyal medyayla gelecek olan belki bir takım yaratıcı şeyler olabilir. Burada yazarlıkla alakalı. Burada 5. evde kitap çıkaranlar olabilir Rahu'dan dolayı. Rahu neredeyse o evle olan ilgili olan şeyleri abarttıkça abartır. O yüzden Rahu 2. eve geldiği zaman varlıklarla, aile varlıklarıyla ilgili şeyler olur. K2'ya da baktığımız zaman öbür tarafta K2'nun olduğu yerde sizi direkt kopartır. K2 orada olmak istemez. O yüzden 1. eve eğer K2 geliyorsa özellikle de Akrep Burcu'nda olacağı için bir kendinden o spiritüellik gelebilir genel anlamda çok fazla. Özellikle Mars'ın konumu da enteresan bu dönemde. Çünkü Mars sürekli geri gidip gelecek Balık Burcu'ndan ve Koç Burcu'na. Koç Burcu'na geçtiği zaman Mars kendi evinde olduğu için K2'ya da çok fazla enerji sağlayacak. O yüzden en son bu dönem olduğu zaman K2 Akrep Burcu'nda ve Mars Koç'ta olduğu zaman Afganistan ve Irak savaşı olmuştu. Bu aslında savaşlar açısından riskli bir dönem. O yüzden bunu da anlamak lazım. Fakat dediğim gibi K2'nun özellikle Akrep'teki görevi olmaması gereken şeyleri temizlemek aslında. Tabii maalesef bu savaş gibi olmasa çok daha iyi olur ama bu tarz bir enerjiyi açığa çıkarabilir. K2 burada özellikle o azınlıklarla alakalı olduğu için azınlıklarla alakalı bir takım olayları o temizleme maksadıyla belki o tarz şeyler olabilir. Bu arada Muğla'yla başlayan o Covid'in de amacı o bir nevi aslında hani karmik olarak düşündüğümüzde. O yüzden K2'nun burada rahatlaması için insanların birbirlerine destek olması lazım. Bu transitler olduğu zaman özellikle barışçıl olan ülkeler bile toplumlar eğer birbirlerini seviyorlarsa, azınlıkları kucaklıyorlarsa bu toplumlar için çok güzel K2 aslında güzel şeyler verir. Akrep Burcu'yla ilgili ama eğer o toplumda ya da kişide de dahil bu arada eğer azınlıklara karşı haksızlık o tarz şeyler varsa K2 direkt keser atar. Yani K2 aslında size olması gereken şeyi yaptırtır. O yüzden bu enerjiler şey açısından da özellikle karmik anlamda ve Akrep Burcu'nda olduğu için Akrep Burcu zehirlenmeyle alakalı, aşırı dozla alakalı. O yüzden kişi bazında da eğer kişi bir takım karmik olaylara direnç gösteriyorsa ve bu Akrep Burcu ile olan şeyleri kötüye kullanıyorsa, diyelim dediğim gibi cinsel ilişkiler olabilir ya da içki, alkol, madde bağımlılığı olabilir. Kişi burada aşırı dozdan kişiyi ölüme bile götürebilir. Çünkü dediğim gibi K2 eğer bir kişiye yardım edemiyorsa onu bir şekilde keser atar. O yüzden mesela çok enteresandır. Çünkü K2 bu konumda direkt mesela 12. eve ve şeye geldiği için öbür taraftan da Moksha'ya geldiği için tabii yani 4. eve geldiği için 4, 12 ve Akrep Burcu'nda o şekilde geldiği için kişi ya uzak bir yere gidebilir ya hastaneye yatırılabilir ya o yüzden ölümle de alakalı olabilir ya da evden atılabilir çünkü 4. eve denk gelir. Yani madde bağımlısı olan bir insan
eğer ilaç kullanıyorsa, kötü enerjisi varsa, K2 kesinlikle bu 18 ay boyunca kişiyi, dediğim gibi, ya kişi aşırı dozdan ölebilir, ya hastaneye yatabilir, tedavi görebilir, ya evinden atılabilir. O yüzden bu tarz şeyler çok önemli. K2 8. evde olduğu zaman, hani bu tarz 12. evde de olduğu zaman, dediğim gibi, bir takım şeyler, özellikle yaşlılar varsa o transitlerle ilgili o tarz kayıplar olabilir ailede. Eğer böyle kayıplar varsa kişi için, bu kişi eğer birisi vefat ediyorsa, elini tutup o son yolculuğuna uğraması kişiyi inanılmaz anlamda o enerjiyle, o spiritüel, o inançlar konusunda çok çok farklı olgunluğa ulaştırır. O yüzden bu süreç aslında önemli. Eğer böyle bir şey yaşıyorsanız mutlaka yaşamanız lazım ve o kişi, kaybettiğiniz kişiyle zaman geçirmeniz çok çok önemli. K2, dediğim gibi, evleri bu şekilde dolaşıp bulabilirsiniz. K2 eğer kariyer alanına gelirse, kariyerden bir şey olur, çekilme olur. Kariyerle değiştirirsiniz, kendinize ait hissetmeyebilirsiniz. Fakat dediğim gibi, o enerjiyi iyi anlamda kullandığınız zaman K2 tekrar spiritüellikle ilgili güzel şeyler verebilir. K2 aynı zamanda eğer 9. eve denk geliyorsa, orada öğrenmeyle ilgili belki bir takım şeyler olabilir. Spiritüellik anlamında aslında K2'nun düştüğü konumlar çok güzel şeyler verecek. Bir takım şeyleri kesip atmanız gerekiyordur. Güzel enerjileri kesip atarsanız K2 size bu konuda çok çok güzel şeyler oluşturacak. Onun dışında eğer K2, dediğim gibi, ilişki hanesine denk geliyorsa, belki bu dönemde ilişki açısından çok fazla ilişkiler değil, belki o spiritüelliği sorguladığınız, hayatınızın ne anlama geldiğini sorguladığınız, karmik belki bir takım şeyleri varsa onları kabulleneceğiniz bir dönem olabilir ilişki açısından. Çünkü eğer onu hallettiğiniz zaman Rahu 1. eve geleceği için Rahu da güzel şeyler verecektir size. Fakat K2'yü dengeleyemezseniz, K2 tamamıyla sizi birden ya siz bırakabilirsiniz, kesip atabilirsiniz. Bu sefer aşırı derecede Rahu yükselmiş olacak. Bu denge o açıdan önemli. K2'yla spiritüelliği yakalayıp Rahu'yu dengeleyip çok fazla aşırılığa gitmemek bu dönemde. Çünkü dediğim gibi, çok fazla aşırılığa giderseniz sonradan düşüşü çok zor olacak. Bu videoyu böyle hazırlamak istedim. Rahu K2 çok önemli. Bunu eğitimlerimde daha da detaylarına girip Rahu K2'yu konuşabiliriz. Evinize geldiği konumlar önemli. Ve en son olarak da diyelim Rahu ve K2, çünkü bunun bir takipçilerimden birisi, ona çok teşekkür ediyorum bu arada, Seda Hanım'dı yanılmıyorsam, K2'da 12. ev, yanlış hatırlamıyorsam K2 düşmüş ve Rahu da 6. evde düşmüştü. Şimdi bu seviye, bir takım şeyleri hani iyi kötü yorumlamamak lazım, ama K2'nun 12. evde olması bir kere spiritüel anlamda çok çok önemli. Çünkü K2 12. evde sizi öbür dünyaya, öbür spiritüel özgürlüğe çekmeye çalışır. Burada düşük olması belki o yüzden çekemez sizi. Siz, yani her şey eksik olmuş. Bu kişiler aslında bir türlü spiritüel olamazlar. Bir türlü o 12. ev olaylarıyla kendilerini arayış içindedirler sürekli. Sürekli bulamazlar. Ama spiritüel de olmak isterler, ama bulamazlar. İyi, o enerji düşük olduğu için K2 burada çalışamaz. Rahu da 6. evde düşük olduğu zaman belki bu açı hastalık, karışık hastalıklar yine verebilir. Rahu koruyamayabilir. Hastalık olduğu zaman manipüle edemez Rahu. Gereken desteği belki alamaz. Rahu burada düşük konumda olduğu için belki tekrar yanlış tanılar
konulabilir. Rahu bu arada burada Satürn gibi davrandığı için Satürn'ün nerede olduğu da önemli. Ve de 6. evdeki hangi burçta da olduğu önemli. Genel anlamda bu. Şimdi transit geçtiği zaman çok enteresan bir şey olacak. O yüzden bu örneği vermek istedim. Çünkü K2 özellikle düştüğü yerdeyse eğer ve bu Boğa burcu oluyor. Demek ki Rahu gelecek Eylül'ün sonunda ve direkt düşük olan K2 transit geçecek. Şimdi bu ağır bir döngü. Çünkü bir anda Rahu'nun olması gereken yerde bir anda K2'yi görüyoruz düşmüş bir anda. Ve Rahu'nun enerjisi bir anda gelecek. Yani bu kişi için 12. evinde hep sürekli spiritüelliği aradığı için bu kişi bu dönem 12. evde daha belki fırsatlar gelebilir ve bir anda spiritüelliğe çok farklı gidebilir. O yüzden bu kişinin tamamıyla dikkat etmesi lazım. Çünkü o uzun bir süre bulamadığı o 12. ev moksha fırsatını bulacakmış gibi hissedecek bir anda. Yanlış yollara çok dikkat etmesi lazım bu kişi. Çünkü onu moksha'ya götürecek şeylere aldanabilir. O yüzden 18 ay özellikle Eylül'de sonunda başlayan 18 ay bu kişi için dikkat etmesi gereken süreç bu açıdan. Hastalık açısından ve o zorluklar açısından da K2 bu sefer geliyor. Çünkü Rahu'nun düştüğü yere aslında K2 yükseliyor. Bu açıdan da bu kişiye fırsatlar verecek aslında. Çünkü bu kişi muhtemelen immün direnci çok iyi olacak. Eğer tanı konulmamış bir takım hastalıklar varsa K2 muhtemelen burada yardımcı olacak. Ve problem varsa da o problemi kesip atacak. O yüzden ben K2'nun özellikle immün sistemini, bağışıklık sistemini bu konuda çok güzel bir yardımcı olup yoluna devam edecek. O yüzden bunu özellikle vermek istedim. Çünkü hem zıt hem de düşmüş bir şekilde Rahu ve Ketu aksene. O yüzden Rahu Rahu'ya denk geldiği zaman da olaylar daha da artıyor aslında. Bu açıdan önemli. Yani bu 18,5 yılda bir olan bir şeydir bu eksenin denk gelmesi. Özellikle kendi doğum haritanızdaki Rahu Ketu eksenine denk geliyorsa bu çok önemli bir dönem sizin için. Bu da böyle oldu. Biliyorum Rahu Ketu umarım kafa karıştırmamıştır ama bu videoyu defalarca izlemenizi ciddi ciddi öneriyorum. Çünkü bunu anlamanız çok önemli. Rahu Ketu kesinlikle karmik olan gezegenler. Rahu Ketu'yu kötü görmemek lazım. Rahu Ketu o yüzden o ay güneş tam o arada onlarla ilgili diyaloglar ve bizim amacımız da bu aslında o. Rahu Ketu bir nevi bu Maya dünyasını yani bu illüzyonda olduğumuz hezeyanda bu yalancı dünyanın sırlarını bize veriyor farkında olmadan. Rahu Ketu aslında bir nevi buraya o hani iksiri yalayıp aradan kaçıp gelmiş ve bize sürekli bu dünyanın yalan dünyanın yalan olduğunu hatırlatan iki gölge gezegen belki de. O yüzden Rahu Ketu da bütün bu sırlar belki de. Belki de diğer her şey illüzyon ve yalan. Rahu ve Ketu gerçek olan. Sizleri çok çok seviyorum. Lütfen kendinizi sevin ve etrafınızdaki insanları sevin. Sevgiyi paylaşmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Ne olursa olsun haritanız, özgür iradeniz olduğunu unutmayın. Bu gezegenler hem karmanızı ödemenizle hem de daha başka bir sürü şeylerle kuvvetlenir. Kendinizi sıkıp üzmeyin sakın. Vedik astrolojisi çok güzel bilgiler sunuyor sizlere. Mutluluğun yolunu bulmanız onu göstermek için. Tekrar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolarımı paylaşın, beğenin. Beğenmediğiniz şeyleri bana bildirin. Hoşça kalın sevgili dostlar.